Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları ve olası gelecekte size nasıl davranabilir, adım atabilir mi? Özetle olası gelecek davranışlarına bakacağız. Orada bir adım gözükecek mi ya da başka şey mi gözükecek, ne gözükecekse artık tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Bu açılım için bu desteği kullanmak istedim. Bu ışıltılı, güzel, maşallah maşallah desteme enerjimiz gibi. Maşallah maşallah. Bakalım kartlar maşallah 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 neler gösterecek? Ben önce başta her deste için birer kart seçeceğim. Bu kartlar güncel enerjisi olacak. Daha sonra da şöyle bir düşüncesi, duygusu, olası gelecek enerjisi bakacağız. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için yapıyorum tüm açılımları. Bu doğrultuda ben hemen sesli olarak niyetimi alarak açılıma başlıyorum. Bu arada böyle dualar ediyorum ve niyetler alıyorum diye daha düşük bilinçteki bazı kişiler tepki gösterebiliyor. Bunu günlük hayatımda da bazen çok nadir de olsa karşılaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben Allah'ın adını sık sık dilimde tutan bir insanım. Çünkü kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur denmiş. O yüzden de bol bol anmaya çalışıyorum ve bu benim hayatımda çok güzelleştiren bir şey. O yüzden yaptığım her işte, yaptığım her niyette kendi egomdan da Allah'a sığınıyorum. Bunun açıklamasını daha önce çokça kez yapmıştım. Bu kanaldaysanız eğer böyle basit, klasik, falvari tarot okumaları beklemeyin. Burada daha farkındalık kazandırmak adına açılımlar yapıyorum. Her şey insanın kendisinden kendisine. Burada aklınızdaki kişi üzerinden çoğunluk olarak istek ve beklenti bu yönde olduğu için ve insanlar hayatlarında da en çok ilişkilerle aslında kendi tekamül süreçlerinde kendilerini dönüştürebildikleri için bu doğrultuda açılımlar yapıyoruz. Ama yapıyorum, en azından kendim için söyleyeyim. En azından da değil gerçi. O yüzden bu niyetleri her zaman alacağım. Günlük hayatımda da öyle. Ben çok fazla Allah'ın ismini kullanan birisiyim. Bunun sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. İnsanların daha hala uyuma aşamasında oldukları ya da böyle hemen bir kalıba, hemen bir yaftaya koymaya çalışmaları. Yani burada küfür eden birisine ha 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 falan diye gülerken ha 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 ya en sayıcı gülümsememle. Allah'ın adı anılınca neden böyle hani bir şey oluyor insanlar, ben anlamadım açıkçası. Ben kendi günlük hayatımda da öyleyim. İsteyen rahatsız olmaya devam edebilir. Dediğim gibi enerjisi yüksek insanlar bazı kişilerin şeytanlarını rahatsız edebilir. Sorun değil. Şeytan da Allah'tan. Onların da kendi hayatlarında öğrenmesi gereken durumlar söz konusu demek ki. Hala cehennem boyutunda kalan insanlar bunlar. O yüzden böyle buradan bunun da kısaca, daha önce çokça kez yaptım bunun açıklamasını ama buradan kısaca da söylemek istedim. Evet, şimdi açılıma güzel enerjiler, güzel niyetlerle başlıyorum. Güzel niyetlerimi alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu niyetler, bu enerjiler hepsi çok çok yüksek frekanslı kodlamalar içeriyor. İşte bunu görebilmek ve görememek meselesi. Bakmakla görmek, hayatı yaşamakla, hayatı okuyarak yaşamak, farkındalıkla yaşamak. İşte bunların ne kadar bilincindesin? Kendini geliştirebilenle geliştiremeyenin farkı da o doğrultuda. Bu videoyu bir sürü kişi izliyor. Herkes kendi kabına göre alır. Hayatta olduğu gibi aslında. Hayatta da güzellikleri herkes kendi kabını, kendi aynada kendine bakabildiği ölçüde, yaşadıklarında kendisine, yaşadıklarından kendisine hayat ne göstermeye çalışıyor onunla. Bunları okuyabildiği sürece hayattaki güzel şeyleri de yaşayabiliyor zaten. Kolaylıkla, sağlıkla. Bunun için de her zaman Allah zaten bizim içimizdeki öz. Yani buna tutunarak ve sürekli iyilik, güzellik yaparak, ama işte yalancılar, dolancılar, bu Jüpiter ikizler süreciyle de dolancılar yalnız. İşte böyle tek ayak üzerinde bin tane yalan söyleyip ondan sonra da neden hayatları acaba öyle diye yakınanlar. Rada gereken mesafeyi göstererek Allah'ın da celali ve cemali söz konusu sonuçta. Hak edene cemal, yani güzel iyi enerjiler, hak etmeyene de hak et diye. Çünkü bizdeki de hak. Birisi seni kandırmaya çalışıyorsa, Bir de bu kişiler böyle çok dürüst olduklarını, çok böyle yalandan nefret ettiklerini falan söyler. Şimdi bu Ay Oğlak süreciyle, bakın yine hiç aklımda hayalimde yokken yine bu konuşmalar akışla birlikte geliyor. Ay Oğlak süreciyle ilişkilerde de, özellikle danışanlarımda da çok fazla görüyorum. Çok fazla bazı kişilerin maskesinin düşmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması durumları söz konusu. Yani kim gerçekten seviyor, kim gerçekten ilişkide belki başlangıçta söylediği ciddiyeti gösterebiliyor ya da kimin işte başlangıçta özellikle erkeklerin işte 40 tane takla atıp dişisini etkilemeye çalışan erkek kuş gibi, ondan sonra bu Ay Oğlak sürecinde maskelerinin düşmesi, bunu danışanlarım üzerinden çok gözlemledim. Bu süreç aslında, ki bir de önümüzdeki ayda galiba yine Oğlak Dolunay'ı söz konusuymuş. Ben Yengeç yeni ayıyla olacağı için ben birazcık bu bir ayın, yani bu hangi, İkizler yeni ayıydı. İkizler yeni ayı ve Oğlak Dolunay'ı sürecinin Yengeç yeni ayı ve Oğlak Dolunay'ı, yani önümüzdeki ay sürecinin birazcık ön fragmanı gibi olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte işte kim kendi hakkına sahip çıkabiliyor, kim gerçekçi de otokontrolünü sağlayarak, çok da böyle kaptırmadan, ama bu kaptırmamak şu değil işte defol git hayatımdan, şöyle böyle, hani bazen şakayla karışık söylüyorum ya, özellikle kılıç kraliçesiyle ilgili. Kim gerçekten sana değer veriyorsa, sözleri ve yaptıkları birbiriyle uyumluysa o doğrultuda ilerlemek aslında yani. Çünkü havadan bin tane. Artık Türk kadınları da öyle bir hale geldi ki, yani tüm dünya istihbaratı Türk kadınlarını yalan dedektörü olarak kullanabilir bence. Benim gördüğüm. Gerçekten böyle çok şey artık. Tek ayak üzerinde bin tane yalan söyleyen erkekleri göre ki benim danışanlarımda bunların bazıları eşleri de olabiliyor maalesef. Yine de ipte diyelim. Yani bence artık Türk kadınlarını istihbarat teşkilatları falan böyle yalan makinesi, yalan dedektörü olarak kullanabilir. Yani o noktada bence çokça gelişti kadınlar, bazı şeyleri, erkeklerin yalanlarını göre böyle nasıl kendilerini akıllı zannederek tek ayak üzerinde bin tane yalan söyledikleri. Bir de şu var. Yalancı yalan söylediğini düşünerek yalan söylemiyor. O da bir manipülasyon aslında. Şey diyor işte, şu yüzden, bu yüzden, o yalan değil ki, onun sebebi şuydu, buydu falan, hani böyle. Hep bir şeyin arkasına sığınma söz konusu. Yalan yalandır. Bu Ay Oğlak süreciyle de zaten maskeler düştü. Bunu gözlemledim danışanlarımda, kolektifte çok fazla. Ben de o yüzden şöyle bir tekrar toplu olarak işte düşünce ne, aklınızdaki kişinin duygusu ne, olası gelecekte ne yapabilir, bir şey yapabilir mi, bir şeyler, ya da bunlara bakmak istedim. Sanki böyle bunu çekmem gerekiyormuş gibi hissettim. Bakalım kartlar neler gösterecek. Dediğim gibi hak edene, doğaya, hayvanlara bolca iyilik, ama salak yerine koymaya çalışan kişilere de hak ettiği tavır ve davranış da yine haktandır. Evet, şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Dediğim gibi Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde, sevdiklerimin de, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğaya ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikte, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğayı ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli şekilde yaşatsın. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşam şekillerine, yaşayış şekillerine, davranışlarına, kalplerine, ruhlarına, yaşamlarına, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, sevgili, saygılı, merhametli, vicdanlı, güzel ahlaklı, yaşam haklarına da sevgili, saygılı davranışlar ve bu şekilde yaşamalarını sağlasın. Bu şekilde davranmalarını, bu şekilde davranarak yaşamalarını sağlasın Allah. Tüm insanların, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm dağ ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm boyutlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Evet, bunları seçiyorum. Kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla. Tüm sevdiklerimin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Ve öyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi bu seçeceğim kartlar böyle bir güncel enerjisi. Abonelerimizdeki niyetlerime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin şu anda sizinle ilgili güncel enerjisi. Evet. Bunlar böyle odaklanıp seçebilirsiniz. Güncel enerjisi. Yine Türk kahvemi yaptım ama içtim mi? Hayır. O kadar çok şeyle uğraşıyorum ki, meşgulüm, böyle ona cevap yaz, bunun açılımını yap, orada video çek, kendi özel hayatımdaki işler. Ama birazcık zaten ben Türk kahvesini çok sıcak sevmem. Hafif böyle soğumuş severim. O yüzden iyi de oluyor bir taraftan. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Wow, birinci desteği seçenler. Şimdi güncel enerjisi güneş kartıyla geldi. Aklınızdaki kişinin güncelde sizinle arasında bazı şeyleri aydınlatmak istediğini hissediyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istediğini hissediyorum. Birbiriniz için yeni kişiler olabilirsiniz burada. Bazılarınız için çocuklarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Belki çocuklar üzerinden bazı konularda böyle bir gelişme yaşamak, mutluluk yaşamak ya da bunlarla ilgili birlikte ben şunu da hissettim. Bazılarınızın belki eşiniz için bakıyor olabilirsiniz ya da eski eşiniz için bakıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusuysa belki çocukların mezuniyeti, okulu ya da başarılarıyla ilgili böyle bu kişiyle de sizin aranızın sıcak geçmesiyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Her anlamda böyle şu anda çok pozitif bir enerjiye sahip olduğu gözüküyor. Eğer aranızda çocuk vesaire konuları söz konusu değilse de bazılarınız için belki burada sizden çocuk yapmak isteyen birisi olabilir. Ya da gerçekten ben burada şunu hissettim. Yeni bir hayata başlamak. Onu sizi kendi güneşi gibi gören birisi olabilir bu kişi. Yani sen benim hayatımı aydınlatıyorsun. Sen bana çok iyi geliyorsun ve beni yeniden doğurdun. Yeniden bir aşamaya geçtim seninle. Ve hani hayata şu anda daha pozitif, daha güzel bakıyorum. Ya sanki böyle bir heyecan, böyle bir pozitiflik içerisinde. Bir de ben şunu da hissettim. Hayatında zor bir dönemi, karışık bir dönemi geride bırakmış olabilir ve sanki bazılarınız için de şöyle bir enerjide şimdi sıra sana geldi, şimdi sıra seninle mutlu olmaya, seninle güzel sayfalar açmaya geldi ve böyle bazı şeyleri de aydınlığa kavuşturma isteği söz konusu ama aranızı sıcaklaştırmak, sizinle yakınlaşmak, sanki böyle kendi saflığını, masumluğunu, iyi niyetini size göstermek istiyor. Çünkü bu kişi sizi de böyle görüyor. Siz onun gözünde çok saf, çok temiz, çok pozitif, ışıl ışıl, enerjisi çok yüksek, pozitif birisiniz ve o da size hak ettiğinizi göstermek, vermek istiyor. Burada yeni bir dünyaya, yeni bir hayata geçmek isteme enerjisi de söz konusu sizinle ilgili. Yani çok güzel, pozitif bir enerji de gözüktü Güneş kartıyla. Birlikte belki tatil, belki doğal güzellikleri olan bir yer, belki bir bahçe, belki bir plaj, böyle bir yerde de vakit geçirmek istiyor olabilir. Ya bir de ben şunu hissettim. Sanki uzun süredir onu sıkan, bunaltan bir süreci geride bırakmış ya da bir süreçte bir şey kazanmış sanki. Böyle belki bir dava kazandı, belki bir şeyi başarıyla tamamladı ve böyle onun sevinciyle sizinle ilişkisinde de böyle hani o mutluluğu paylaşarak ilerlemek istiyor. Yani böyle gözümün önüne sanki hani böyle bazen insan bir şeyleri anlatmaz ama sıkıntılı bir süreçten geçer ve sonra hani mesela bir insanı böyle görürsünüz, suratı asıktır, soğuktur, bir süre öyle görürsünüz ama sonra bir görürsünüz onu mesela. Diyelim ki işte birkaç gün suratı asıktı falan filan, ertesi gün bir görürsünüz çok mutlu. Bu kişide de böyle bir geçiş olabilir gördüğüm ve sanki o mutluluğunu sizinle paylaşmak ve şu anda ilişkiye odaklanmak istiyor. Yani bir süredir ilişkiye odaklanamadıysa bu kişi sizinle ilişkisine şu anda size odaklanmak ve sanki hak ettiğiniz mutluluğu yaşatmak, aranızı sıcaklaştırmak ve bir şeyleri açıklığa kavuşturmak, netleştirmek istediğini görüyorum. Eril enerjisini böyle hak ettiğiniz şekilde, hani sen gerçekten o dürüstlüğü, o saflığı, masumluğu, sıcaklığı, mutlu olmayı hak ediyorsun ve ben de sana bunu göstermek istiyorum diyen bir güncel enerji içerisinde gözüktü kendisi. Sizin dışınızda sanki bazı sorunları da aşmış ve onun mutluluğunu sizinle yaşamak, paylaşmak ve ilişkiye yansıtmak, bu doğrultuda güzel aşamalara geçmek, güzel başlangıçlar yapmak istemek enerjisinde gözüktü. Şimdi dediğim gibi çünkü siz de ona göre çok saf, masum, temiz, ışıl ışıl, güzel, içindeki çocuğu yaşatabilen iyi niyetli birisiniz. Pozitif birisiniz. Sizin enerjiniz sayesinde de bir süreci geride bırakmış olabilir. Sanki sizin gibi birini tanıdığı için çok şanslı da hissediyor. Bunları da hissettim karta baktıkça. Evet, şimdi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri ne? Sizinle ilgili düşünceleri bu kişinin ne? Ya bir soğukluk dönemi görüyorum yaşamış olduğunuz. Ama bakın Şöyle bakayım açıya da. Şimdi bu ışıltılı deste olduğu için bakın yakından aslında renkleri çok canlı. Ama böyle koyunca birazcık şey gözüktü. Neden? Gayet güzel gözüküyor aslında yine ama. Böyle bir tık daha iyi oldu gibi sanki. Evet şimdi. Şimdi bu kişinin düşüncelerinde ne görüyorum? Zaten aranızın açık olduğu gözüküyor baktığımda. Aranız açıksa yeni bir başlangıç yapmak istiyor bu kişi. Ve burada belki size bir hediye almak tılsımasıyla. Bunu bu kişinin bir mücadelesi olduğunu görüyorum ve daha çok maddi konular, dava süreçleri olabilir, yaşadığı maddi sıkıntılı süreçler olabilir. Sanki bu kişinin yoluna taş koymaya çalışan, böyle onu engellemeye çalışan bazı süreçlerden geçmiş bu kişi ve bu süreçlerde sizi geride bırakmış. Yani aslında bir ayrılık yaşamışsınız ya da bir süre böyle bir sessizlik yaşamışsınız gibi gözüküyor burada. Onun düşüncesine göre ve sanki böyle bir arkasını dönüp uzaklaşmak. Zaten ben bu güneş kartında böyle bir ay kartını da hissetmiştim. Özellikle geride bıraktığı sıkıntılardan bahsetmiştim. Bakın ay kartı burada geldi. Ama sonrasında tılsımasıyla geldi. Yani dediğim gibi bu kişi size belki sakladığı, anlatmadığı, birazcık gurur da yapmış olabilir. Bazı sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir. Daha çok ben maddiyatla ilgili olduğunu görüyorum bu sıkıntılı süreçlerin ya da hastalık iptal diyelim ve bu süreçleri sanki sizden gizli halletmeye çalışmış ve ben burada şu enerjiyi görüyorum. Bu süreçleri aşıp düşüncesinde şu var. Size böyle sanki bir hediye vermek ya da sağlam bir ilişki başlangıcı yapmak, bir şey sunmak istiyor bu kişi. Güvenilirliğini, sağlamlığını ve niyetinin aslında tılsımasıyla ciddiyetini ortaya koyabileceği. Böyle bir güzel bir teklif, belki bir bilet, bir yere bir tatil bileti, belki evlilik teklifi bile olabilir burada. Yani her anlamda tılsımasıyla böyle ciddi bir niyet ortaya koyma düşüncesi içerisinde. Ama şu anda sizden uzak ve ben şunu gördüm bu kişide. Uzaklaşma sebebi de şu an içinden geçtiği sıkıntılı süreçler içerisindeyken bu ilişkide birbirinizi duygusal olarak tatmin edemeyeceğinizi biliyormuş. Belki siz de bu kişiden uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani bir mesafe koymuş çünkü bu kişi. Daha çok sanki size değil bu sorunlara odaklandığı bir süreç içerisindeymiş. Ve belki siz de mesafe koyduğu için siz de arkanızı dönmüş olabilirsiniz bu kişiye. O kişi de belki siz arkanızı döndünüz ve size aslında hak ettiğiniz mücadeleyi göstermemiş olabilir. Burada diyor ki aslında görmediğin arka planda ay kartıyla gizlediğim çok fazla şeyle mücadele ediyormuş. Yani gizlediği, arka planda tuttuğu, yani ayrılık gibi gözüken sürecinizde ya da sessizlik, konuşmama gibi gözüken sürecinizde bu kişi özellikle dediğim gibi maddi konular falan üzerinden olabilir. Tılsım beşlisiyle gözüktüğü için çok fazla durumla mücadele etmiş. Ve ben biraz şunu da hissettim. Bu kişinin hayatında onun kötülüğünü isteyen kişiler olabilir gördüğüm. Yani sanki o süreçleri aşıp bir şeyleri netleştirip kendini de güçlü hissettikten sonra düşüncesinde şu var. Size güzel, net, böyle sapasağlam, ciddi şekilde güzel başlangıçlar sunarak gelme düşüncesi içerisinde. Çünkü ona göre siz onun bu sıkıntılı sürecini değil, onun daha sağlam size sunabileceği maddi yatla ilgili de özellikle güzellikleri hak ediyorsunuz. Ama şu anda o maddi şeyleri size sunabilecek bir süreçte değil gibi. Ben bir de şey de hissettim. Bir şeyleri gurur da yapmış olabilir. Yani bu süreçteyken ona sunabileceklerim ortada. O yüzden ben bunları atlatayım ve ondan sonra ona her şeyin en güzelini sunmak istiyorum gibi bir düşünce içerisinde de gözüktü sizinle ilgili. Aranızdaki süreç, aranızda bir iletişimsizlik söz konusuysa onun da çok böyle canını sıkan bir süreç olabilir açıkçası. Yani hem sizden sanki ayrı, hem anlatamıyor, hem de çok fazla şeyle mücadele ediyor gibi. Rüyalarında sizi görüyor olabilir ama onun bu mücadelesindeki motivasyonu yine sizinle güzel bir başlangıç yapabilmesi burada gördüğüm. Yani bunun sonunda ben zaten ona hak ettiğini vereceğim düşüncesi. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne peki? Hisleri, duyguları, bu kişinin sizinle ilgili hisleri, duyguları ne? Dediğim gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor olarak gözüküyor. Kılıç dörtlüsü ve şeytan. Ben biraz da ne hissettim biliyor musunuz? Bazılarınız için negatif bazı şeyleri çözdürmek için hacı, hoca, bu tarz yerlere falan bile gidiyor olabilir. Bu kişi size bağımlılık hissediyor. Bu kişi siz olmadan kötü ve onun sanki ya böyle bu kişi nasıl bir enerjide? Yani çok zor süreçlerden geçiyor gözüküyor bu arada. Ay sesim gitti. Evet geri geldi mi? Bakın onun zor süreçlerini anlatırken sesim bile çıkmıyor. Bu kişinin de sanki hiç böyle bir şeye sesi çıkmıyor, içine atıyor gibi. Bu kişinin duygularından, evet, ay sesime, sağlığıma, saatime şükürler olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, şimdi duygularıyla devam ettiğimde ben bu kişinin size çok yüksek çekiminin olduğunu görüyorum. Ama bu kişinin sizden sakladığı bir mahkeme süreci olabilir. Bir dava süreci olabilir. Ve şu anda hayatı gerçekten çok çıkmazda ve bu aşamadayken kendisi size gelmenin ya da sizinle ilişki yaşamanın doğru olduğunu hissetmiyor. Yani şu anda doğru olan mesafeli olmak. Mesafeli durmak ya da bir flört, bir gönderme. Ondan sonra bu arada bu kişi sizinle şifalandığını, sizinle huzur bulduğunu hisseden birisi. Benim burada gözümün önüne şu geldi. Sanki hayatında yolunda gitmeyen bu kişinin o kadar çok şey söz konusu ki özellikle bakın şu an gözüme çarptı. Ay ve Oğlak kartı. Zaten Dolunay Oğlak'taydı ve bu kart da Satürn Balık kartıdır. Burada hani Ay ve Oğlak burcunu temsil eden kartların yan yana çıkması, bu Oğlak dolunayıyla da birlikte başta yaptığım konuşmanın yine boşa çıkmadığını kartlar söylüyor. Ben biraz karmik bir süreçten geçtiğini de görüyorum açıkçası kendisinin. Kendi öz değerini bulması ve hak edene hak ettiği değeri gösterip hak etmeyene de mesafe koyabilmesiyle ilgili bir süreçten geçiyor gibi. Bir de dediğim gibi böyle negatif bazı hani büyü vesaire gibi durumlar üzerinden böyle hacı, hoca ya da böyle onu şifalandırabileceği yerlere gitme durumu da bu kişinin söz konusu olabilir. Yani şu anda daha çok kendi hayatında bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyor. Bir de sizden gizli bir mahkeme süreci söz konusu olabilir bu kişinin. Her anlamda şu anda sizden uzak durmanın daha doğru olduğunu hisseden bir enerji içerisinde. Yine de iptal diyelim negatif kötü şeyler için. Ama sanki siz onun hiç böyle hiçbir şeyin yolunda gitmediği hayatında onu şifalandıran, onu dengeye getiren, birisiyle denk olabilmek ne demek ya da birisi ya burada gerçekten bu kişi sizin değer görmeye, ciddi bir ilişki yaşanmaya layık birisi olduğunuzu hissediyor duygu dünyasında. Ama şu anda gerçekten şeytan ve kılıç dörtlüsü, yani burada şifalanmaya çalıştığı süreçleri gözüküyor gördüğüm. Ya bir de şu da olabilir. Eski ilişkisi olabilir. Boşanmaya çalışıyor olabilir. Bir nişan, bir söz, bir şey, ciddi bir şeyden geçmiş olabilir. Böyle bu kişi tarafından da hala kendisine bağlanılmaya çalışılan bir süreçte olabilir. Kılıç değnek yedisinin altında geldi. Belki boşanamasın diye maddi olarak onu zorlaması gibi örnek veriyorum. Ya da eski sevgili gibi bir durum. Böyle onu kendine bağlamaya çalışan. Ama burada şey var açıkçası. Aslında bir şifalanma sürecinde duygusu olarak da. Sadece burada size mesafe koyuyor. Çünkü bu karanlık sürecin içerisine sizi dahil etmek istemiyor. Önce bir kendisini toparlaması lazım. Ama bu kişi sizinle ilgili şu netliğe sahip, adalet kartıyla. Siz gerçekten her şeyin en iyisini hak eden birisiniz. Sadece şu anda bu kişinin... bu kişi kendisinin sizi hak etmediğini düşünüyor. Klişe olacak ama hani şu an hazır değil gibi birazcık ben görüyorum sizinle ilgili duygusal bir ilişki yaşamaya. Burada başka ne görüyorum? Çok karmik kartlar çıktı. Sıkıntılı bir süreçte gerçekten. Duygusuna birkaç kart daha seçeceğim. Şunu sormak istiyorum ben. Karanlık süreçlerde olduğu gözüküyor ya. Yataktan kalkası gelmiyor olabilir. Ne bileyim böyle hani iptal diyelim. Ya çok da uzatmak da istemiyorum onu ama sadece sanki şu ana mesafe koyup göndermeler, işte flörtöz adımlar. Ondan sonra ne bileyim belki storylere cevap yazmalar. Yani bu kadarla kalan bir durum söz konusu gibi. Bu kişi sizi seviyor mu? Buna bakalım. Bu kişi sizi seviyor mu? Oo. Bu kişi... Ben çok böyle yorumlar yapmam biliyorsunuz. Bu kişi aile içinden birileriyle de, özellikle bir eril enerjiyle de, belki amcası, dayısı, abisi, kardeşi, özellikle bir erkeğe de sizi çok danışıyor olabilir. Sizinle ilgili çok konuşuyor ve pozitif konuşmalar oluyor olabilir bunlar. Ben bu kişinin size sevgisini görüyorum ama bir şey sizin aranızdaki yolu kapatmış. Ve bu şey negatif bir şey olarak gözüküyor. Büyü gibi iptal. Zaten ay oğlak. Yani daha üst boyuttan bakıldığında aslında bunun da anlattığı bir şey var. Bu kişi sizden kopamıyor ama size kendisini de açamıyor. Sağına soluna, işte özellikle bir eril enerjiye, kan bağının olduğu, sizden çok bahsediyor. Sizinle süreciyle ilgili pişmanlıklarından, üzüntülerinden bahsediyor olabilir. Burada gördüğüm. Bir de bu kişi, ben şunu da hissettim. Bir şey daha soracağım. Yani bir kandırma, aldatma durumu söz konusu mu diye sordum ama çok öyle bir cevap almadım. Yani bir kandırma, aldatma enerjisi görmedim. Kapalılık işte. Ya şu anda aranızda çok belirsiz, ne olduğunu anlamadığınız, sessizleştiğiniz süreçler varsa bu kişinin hayatıyla oynamaya çalışan özellikle bir ex partner enerjisi gözüküyor. Boşanmaya çalıştığı birisi olabilir, boşandığı olabilir, eski sevgilisi olabilir. Bu kişi kendisine dönsün ve onsuz hayatında mutlu olamasın diye burada bu kişinin yeni bir ilişki yaşamasına da engel olmaya çalışma enerjisiyle gözüktü. Açık konuşacağım. Çünkü bazen dile getirmek istemeyip açık konuşmadığımda da anlamıyor insanlar. İptal diyelim. O yüzden şu anda bir arınma sürecinde ama adalet kartı bana şunu hissettirdi burada. Bu kişinin bu süreçten geçmesi gerekiyor. Yani kimin iyi, kimin kötü olduğunu görebilmesi için hayatında. Kim sevilmeyi hak ediyor ve kim bırakılmayı hak ediyor? Bunu kendi içinde görebilmesi için, geçmişinden, toksik geçmişinden tamamen özgürleşebilmesi için, yine Dolunay Oğlak aslında, gerçekleri görebilmesi için bu süreçten geçmesi gerekiyordu diyor kartlar. Ama sonunda doğru olanın zaten sen olduğunu görecek. Zaten bunu şu anda da hissediyor. Hatta üzülüyor da bir araya gelemediğiniz için şu anda. Ne olduğunu o da anlamıyor. Size öyle söyleyeyim ki bu negatif etki, insanlar zaten ne olduğunu anlamıyor. Yani bu tarz şeylere maruz kaldıklarında hani ne oldu da birden böyle oldu? Ne oluyor şu anda? Hani ortada bir sebep yok. Böyle mesela bir iletişimsizlik, böyle bir kopukluk, tuhaf belki daha önce yapılmayan davranışlar burada. Ama bunun bir şifalanma süreci olarak, yani bunu aşabilecek bir enerjide de gözüküyor kendisi. Bu onun eski partnerlerinden birisi tarafından yapılmış bir şey olarak da gözüktü. Yani burada bir bilge birisinden destek alabilir, yardım alabilir ve bu süreci o şekilde aşabilir bu kişi gördüğüm. Evet, hatta belki annesi falan bile götürebilir onu. Ya da hayatındaki bir anne figürü. Gel şurada şöyle birisi var gidelim falan gibi. Ama hani böyle dolandırıcılardan bahsetmiyorum. Gerçekten böyle destek olabilecek birisinin yardımıyla da aşabilir. Dediğim gibi yani çok onu hissettim zaten. Bir hacı hoca gitme şeyi açar açmaz hissetmiştim. Ya bu kişi sizi seviyor. Zaten şifalandıktan sonra bunu da net olarak göreceksin diyor kartlar. Hatta dediğim gibi ciddi de düşünüyor. Adalet kartı, tılsım ası kartı. O da anlamıyor şu anda neden böyle. Ama şifalanabileceği bir süreçten de geçiyor. Negatif kötü şeyler iptal diyelim. Olası gelecekte size bu kişinin davranışları nasıl olabilir? Olası gelecekte abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu kişinin davranışları size nasıl olabilir? Yani saçma saçma davranışlar içerisine girebileceğiniz bir olası gelecekte. Olası gelecekte siz bu kişiyi tamamen bitirebilirsiniz. Çünkü bu kişinin özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı başka birisiyle bir dedikodusunu duyabilirsiniz gördüğüm. Ve bunu direkt bu kişiden duyabileceğiniz enerjiyi görmüyorum. Sanki bir işinizi halletmeye çalışırken tılsım altılısı ve tılsım ikilisiyle burada... Böyle birisinden başka birisiyle ilişkisi üzerinden bir şey duyabilirsiniz ve bunu duyduktan sonra siz direkt olarak bu kişiyi hani kafamda çok ikilemler vardı, zaten soğuktum, mesafeliydim ama tamamen bitiriyorum diyebilirsiniz. Yani burada erillerden dişilere gidebilecek bir adım görmedim. Daha çok dişillerde bir hareketlilik gözüküyor yine. Yani bu kişi adım atacak mı yine bakalım. Yani erillerde bir şey görmüyorum ama yine soralım. Özellikle eriller için dişilere adım atacaklar mı? Eriller dişilere adım atacaklar mı? Adım atabilecekleri enerjileri görmedim ya. Dediğim gibi başka bir dedikodusunu bile duyabilirsiniz. İş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden tanıdığı başka birisiyle bir ilişkisi gibi. Belki bu, ben birazcık şunu da hissettim. Sizi kıskandırmak için böyle hani bilerek duymanızı isteyebileceği bir şey olabilir. Yani dişilerin bir şeylere çok sinirlenebileceği enerjiler gözüktü açıkçası. Başka bir ilişkisi söz konusu mu diye sorduğumda da burada ben daha çok sizi görüyorum ama bir oyun gibi bir şey, bir dedikodu gibi bir şey, bir yanlış anlaşılma gibi bir şey. Açıkçası burada hissettim kartlarda. Bir de şey de hissettim. Bu kişinin iş, kariyer, eğitim, para bağlantısı ile ortaklığının olduğu bir kadından da sizin aranızda geçen süreçlerle ilgili bir konuşmanız olabilir gördüğüm. Belki size bazı konularda bu kişinin güvenilmez olduğuyla ilgili, yani direkt olarak bu kişi başkalarıyla da görüşüyor demeyebilir belki ama ipucu vermesi gibi hani. Böyle hani ucundan çıtlatması gibi, bak hani çok kendini kaptırma demesi gibi. Bu kişinin özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı olduğu bir dişil enerjiden bazı şeyler duyabilirsiniz. Ve bu şeyler kılıç üçlüsüyle gözüktüğü için ve çektiğim ek kartlarda kılıç yedilisiyle gözüktüğü için birazcık üzebilecek enerjide gözüktü size. Ama daha sonradan ben tamamen bitirip yolunuza da bakma enerjisine geçebileceğinizi de görüyorum. Hatta sizde şöyle bir şey de olabilir. Ben bir de bunu başka birisine daha bir sorayım. Tanıdık işte belki onun çevresinden böyle bir araştırmaya çalışabileceğiniz enerjileri de gördüm. Ama bu kişiden size gelebilecek bir adım enerjisi görmedim. Daha çok dişillerin bir hareketliliği oldu. Yani bilinmeyen bazı şeyleri öğrenmeleri, açığa çıkması ve bununla birlikte tamamen bitirme kararı, ama o kandırılmış, yani doğru mu değil mi duyduğum şey, öğrendiğim şey doğru mu değil mi? Bunun böyle sanki araştırması içerisine girmeleri gibi bir süreç yaşayabilirler. Ay, deste mikrofona çarptı. Bu şekilde gözüktü. Yani bazı acı gerçeklerle yüzleşme enerjisi gözüktü. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı kişiler üzerinden. Ve bunun üzerine kafanız çok karışabilir. Yani birilerine daha sormak isteyebilirsiniz. Belki bir şey vermek için, yine iş, kariyer, para bağlantıları üzerinden ya da bir işinizi halletmek için belki bu kişinin çalıştığı yere gideceksiniz. Ya da bilmiyorum, bir şekilde bir iş ortamı, bir kapalı bir ortam, kariyer ortamının, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı bir ortamda bir belki üçüncü kişi durumları gibi bir şey öğrenme, yani acı bir şey öğrenme. Ve ama burada şunu görüyorum, yani çok bunun sizi etkileyebileceği enerjileri görmedim. Zaten hani şey var burada, zaten soğumuştum, sadece gerçekten hani ne oluyor ne bitiyor öğrenmeye çalışma durumu içerisine girebilirsiniz. Kafanız karışabilir birazcık. Ya burası biraz git gel bir süreç olarak gözüktü ya. Belki sonradan çok sonradan bir araya gelmeniz falan olabilir, ama yakın olası gelecek enerjiler bu şekilde gözüktü. Yani başta dediğim konuşmalardaki gibi aslında bazı her astrolojik göstergenin de işte bir sebebi olabiliyor. Belki bu süreçte özellikle yani bazı gerçeklerin açığa çıkması gibi. Yine Oğlak kartı bakın. Terazi, Oğlak, yani ilişkilerle ilgili özellikle anlaşma, sözleşmeler. Eş enerjilerde geliyorsunuz, ama bir kargaşa süreci görüyorum ya. Yani kafa bulan, Neptün'den bir etki falan mı söz konusu bilmiyorum. Burada doğru ne, gerçek ne, acı verici bir şeyin ortaya çıkması, ama buna karşı da sizin çok güçlü bir duruş sergilemeniz ve biraz daha birilerine daha sorayım bakayım gibi bir tavır sergilemeniz. Hani birazcık da bozuntuya vermeden değnek altılısıyla bir süreciniz gözüktü. Çok dillendirmeyeceğim buraları. Biraz başka kişi gündemleriyle ilgili bir sizi oyalayabilecek, doğru ne yanlış ne çözmeye çalışabileceğiniz bir süreç, ama burada çok kendinizi geri çekebileceğiniz, hani bu süreçte bozuntuya vermeden çok da etkileneceğinizi görmüyorum açık konuşmak gerekirse, hani bu süreçten, ama biraz böyle enerjiler gözüktü. Yani bunun ötesinde çok net bir şey şu anda göremiyorum. Demek ki bu kadar gözükmesi gerekiyor. Anın enerjisiyle tabii ki. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Belki şu anda şunu diye olabilirsiniz: güncelde güneş enerjisiyle çıktı ama adım neden gözükmedi? Dediğim gibi negatif bir süreçten, arınma sürecinden geçiyor bu kişi. Evet, enerjisinde istekliliği var. Çok pozitif enerjilere sahip sizinle ilgili. Ama düşünce, duygularda gözüktü yani. Gördünüz. Şunu da soralım. Kartları topladık ama siz bu kişiyle ilgili ne yapmazsınız? Size bu kişiyle ilgili kartların tavsiyeleri, mesajları ne? Size bu kişiyle ilgili kartların tavsiyesi, mesajları ne biliyor musunuz? Bu kişi şu anda dediğim gibi bir arınma süreci, bir dengelenme süreci içerisinde ve burada bu kişinin üzerine atlama diyor kartlar, açık konuşmak gerekirse. Bir şeyleri aceleye getirme, üzerine atlama ve bu kişinin sana adım atması gerek. Yani sen kendini göstermeye, kendini ispatlamaya çalışma. Yani Joker kartıyla toy davranışlar içerisine girme bu kişiye karşı. Bu kişi bir şeyleri hayatında şu anda denge kartıyla yoluna sokmaya çalıştığı bir süreç içerisinde ve burada senin yapman gereken şey, eğer o şu anda beklemedeyse senin de böyle hani Joker tarzı davranışlarla, toy ya da biraz böyle hani öyle de söylemeyeyim şimdi ama hani böyle fütursuz davranışlarla, kendinizi aşağı düşürebilecek davranışlarla kendinizi ispatlamaya, kendinizi göstermeye çalışmamanız, sizin de mesafe koymanız ve uzaklaşmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Birazcık sizin de kafanızı dinlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Evet, burada bir arınma sizin de yapmanız gerekiyor. Yani kendi içinizde, yani siz de böyle bir şeyle sonuçta karşılaşıyorsanız demek ki sizin içinizde de bir şeylere şifalandırmanız gerekiyor. Burada biraz daha kendi bireysel sürecinize odaklanıp sevmeye ve sevilmeye kendinizi açmak, blokajlarınızı arındırmak, bunları araştırmak. Ben bu konularda hizmet veren şu anda bir insan değilim. O yüzden bana nasıl şifalandıracağım, nasıl yapacağım demeyin. Bunu araştırın. Nasıl yap? Kimisi gider psikoterapiyle yapar, kimisi gider enerji çalışmasıyla yapar, reiki ile yapar. Yani herkes için başka olabilir. Şu anda ben bunlarla ilgili herhangi bir hizmet vermiyorum. O yüzden hani bana bir de ekstra nasıl yapacağım, nasıl falan, ben sadece enerji okuyorum burada, şu aşamada, şu anda. Ama burada ben sizin de aşk hayatınızda kendinizi sevmeye ve sevilmeye açmakla ilgili özellikle böyle bir kendi içinize bir şifalanma, dua çalışmaları, meditasyonlar, bunları yapmanın da bu kişiden uzaklaşarak size çok iyi gelebileceğini, sürecinize çok iyi gelebileceğini görüyorum açıkçası. Yani dualar, yani güzel böyle arınma çalışmaları, pozitif çalışmalar, dua etmek, işte belki manifest çalışmaları. Bunlar da böyle sizin tekrar bir araya gelmeniz noktasında pozitif katkı sağlayabilir ama şifalanma gerekiyor diyor. Hem yıldız hem denge. Çünkü dediğim gibi enerjisel şifalanma gerekiyor buraya. Yani duanız bile yeterli olur içten ettiğinizde. Buna da inanın. Sadece bir de burada şunu da hissettim. İki tarafında birbirine karşılıklı sevgisi olduğunun inancına da geçmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeye ve sevilmeye, güvene açın. Ve dediğim gibi kendi aşk hayatınızla sevme ve sevilme noktasında bağlanma şekilleriniz, bağlanma stillerinizle ilgili de şifalanma, şifa çalışmaları, enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Size kartların tavsiyeleri de bu doğrultuda. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyin. İkinci desteyle devam ediyoruz. İkinci deste bir güç kartı çıktı. Burada şu anda aranızda çok güçlü, çok böyle sağlam bir bağlantının olduğunu görüyorum. Bu kişi sizden çok etkileniyor. Özellikle sakinliğiniz, güzelliğiniz, kaliteniz, kaliteli duruşunuz burada. Maneviyatınızın güçlü olması, bu kişiye çok iyi gelmeniz durumları söz konusu burada. Sadece bu kişi şu anda yine burada ben şunu hissediyorum. Zor süreçlerden geçiyor olabilir ve sanki o süreçleri içerisine sığınabileceği bir liman gibisiniz onun için. Burada size çok gerçekten derin, güçlü bir bağlantı hissediyor. Çok sağlam, kaliteli, yani böyle gerçek bir sevgi hissettiğini görüyorum. Bir bağlılık hissediyor. Güçlü bir bağ hissediyor bu kişi size karşı güncel enerjisinde. Çünkü sizi çok kaliteli ve yani bambaşka bir kadın olarak görüyor. sizin yanınızda kendisini çok daha değerli hissediyor güncel enerjisinden. Siz de onun için çok değerli ve çok kaliteli birisiniz. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Dediğim gibi yani çok kaliteli birisiniz. Onun için, ama burada yine aranızda bir bitişin yaşanmış olabileceğini görüyorum. Yine burada elle tutulur, gözle görülür olmayan saçma saçma sebeplerden, yine ne olduğunu da belli olmadığı bir şey gibi. Yani burada şu var, sanki bu kişi şöyle düşünüyor: ben sana çok değer vermiştim, sen de bana çok değer vermiştin, benim için çok kaliteli birisin, zaten her şeyin en güzelini hak eden birisin, ama daha sonradan sanki böyle bir bitiş, bakın kılıç onlusu, bir acı yaşanmış ve şu anda burada ben şunu görüyorum: sonrasında bir ego savaşı içerisine girmiş bu kişi. Yani birkaç yere kart seçeceğim. Yani böyle umursamıyormuş, işte takmıyormuş. Sanki geçmişte o değeri veren ya da şu anda o değeri veren size o değilmiş gibi. Böyle davranışlar içerisine giriyor sanki. Böyle ego yapmış çünkü. Aranızda bir sayfanın, bir dönemin kapanmasını, bazı konularda güçlü bir duruş sergilemiş olabilirsiniz. Ya da ben ne hak ettiğimi biliyorum. Ve hani belki siz de ona göre umursamaz bir tavır sergilemiş olabilirsiniz. Özellikle sosyal medyada falan gezmiş tozmuşsanız, sosyal medya paylaşımlarınızla falan. Burada şey var, bu kişide bir ego savaşı içerisine girme durumu var. Ha, sen mi beni umursamıyorsun? Umursamamak nasıl olur? Sen görürsün gibi. Bu arada gözükmüyormuş kartlar, şöyle yapalım. Zaten gözükmesin şu kılıç beşlisi, neyse. O da bir şey anlatıyor tabii ki, şaka yapıyorum. Yine de negatif köşeleri tek tek diyelim. Ya birazcık yani değer verilmesine rağmen yaşanan bazı bitişlerden dolayı anlık bir de böyle saçma bir sebepten bir bitiş yaşanmış olabilir burada. Ne olduğu da belli değil gibi Joker kartıyla. Ego savaşı girmiş aranıza gördüğüm. Yani sen kafana göre hareket ediyorsun diyor sanki bu kişi size. Hiç umursamıyormuş gibi gözüküyorsun. Ama kılıç beşlisi gibi davranıyor sanki o da, ya da o düşüncede. Yani el mi yaman, bel mi yaman, bir inatlaşma, bir ego savaşı içerisine girme. Yani o size gerçekten değer vermiş ve kaybetmek istemiyor. Kaybetme korkusu varmış bu kişide ve sanki o korkusuyla onu yüzleştirmişsiniz. Kaybetmiş sizi. Gerçekten çok üzüntülü bir süreçten geçmiş ama o diyor ki ben sana değer, yani o size değer vermiş ve daha sonra da çok üzülmüş. Yani bir bitiş yaşanmış, ani bir bitiş. Öyle yani bu kişi bu bitişi hak etmediğini düşünüyor. Size çok değer verirken yaşadığını düşünüyor bu bitişi ve o yüzden de diyor ki hem böyle hani sanki siz hem onu bitirmişsiniz hem de sonra la 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 yani lay lay lom hayata devam etmişsiniz gibi burada gördüğüm. Açıkçası birazcık da şey var burada, standartlarınızın yüksek olduğunu düşünen birisi. Yani biraz böyle havalı buluyor olabilir sizi burada gördüğüm. Ya da hani yani Joker ve Dünya sanki böyle hani şey gibi, istediğinde gezen, istediğinde tozan, hayatın sorumluluklarından uzak birisiniz ve o size çok değer vermiş ve siz böyle kafanıza göre anlık esmiş ve onu bitirmişsiniz ve çok da umursamaz bir duruş sergiliyorsunuz. O da diyor ki o umursamaz duruş nasıl sergilenir? Sen şimdi görürsün. Yani böyle bir ego savaşı içerisinde. Birazcık ben size karşı bir sinir de hissettim bu kişide. Çünkü üzdüğünüzü düşünüyor onu bitirerek. Yani ben sana değer veriyordum, neden bitirdin egosu var burada sanki. Yani dediğim gibi değer veriyordum. Belki evlenmek istiyordum. Evlilik düşünüyordum. Sadece karışık davranışlar sergilemiş olabilir. Yani bu kişi şu anda çok pişman, ketum gözükse de ve sizin ona olan duygularınızı, sizinle ilgili üzüntüsünü, ağlayasım geldi burada. Bu kişi de gözyaşı dökmüş olabilir. Gerçekten onu hissettim yorumlarken. Çok ketum gözüken birisi olabilir bu kişi ama sanki diyor ki sana o duygularımın yoğunluğunu, görmedin ve ne kadar üzüldüğümü görmedin. Yani gözyaşı bile dökmüş olabilir size olan duygularından bu kişi. Ama şu anda bir inatlaşma görüyorum. Bunu göstermemesi ve belki böyle şey bile hissettim açıkçası. Bilerek sanki böyle başkalarıyla flört ediyormuş gibi algılayabileceğiniz şeyler yapması gibi ya da kaçak göçek davranması, böyle uzaklaşması, uzak bir tavır çizmeye çalışması, size bir ders vermeye çalışıyor gibi sanki burada gördüğüm ve belki sadece böyle soğuk bir iletişim yapması, eksik bir iletişim, hani ne bileyim, hani selam ne haber demeden belki aranızda iş konusu varsa direkt ona giriş yapması gibi burada gördüğüm. Ya da böyle sosyal medyadan falan gönderme yapıyor olabilir ama kendini geri çekiyor, hiçbir şekilde hani rengini bir taraftan da belli etmiyor olabilir burada. Çünkü çok üzülmüş düşüncesinde ve o üzüntü onu egoya itmiş şekilde gözüktü, bir ego savaşına. Ama siz de belki diyeceksiniz ki ben de onu başka sebeplerden. Yani burada bir iletişim eksikliği de gözüktü. Ki bu haftanın enerjisinde Instagram'da paylaştığım bunu görmüştüm. İletişim eksikliği görüyorum demiştim. Ego savaşı yine bir destede çıkmıştı haftalık enerjilerde. Hatta artık gülesim gelmişti ve hani iletişim eksikliğinin tamamlanması için tabii ki de iletişim kurulması gerek ama İşte kim egosunu aşıp o iletişimi kuracak, o da o noktada. Bazen bazı şeyleri görünce artık hani çok hızlı düşünüp neyin ne olduğunu görüp gülesi de geliyor insanın. O kadar açılımdan sonra. Şimdi duygularıyla devam ediyorum. Aklınızdaki kişinin, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için sizinle ilgili duygulara, hislere ne? Ya şu anda birazcık gıcık etme üzerine bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum bu kişinin. Yani sanki diyor ki senin demek ki anladığın dil bu. O yüzden ben sana bir gel bir git. Ondan sonra böyle flörtöz bir işte bir gönderme yap, ondan sonra kendini geri çek. Bir de böyle bir yalan enerjisi görüyorum burada açıkçası. Bu kişi sizi çok seviyor. Yani burada sizin ona bir konuda yalan söylediğinizi ya da böyle hani nasıl diyeyim, sanki böyle onunla oynuyormuş gibi davrandığınızı hissediyor olabilir. O yüzden de burada şey var, hani tamam o zaman ben de öyle oynuyorum o zaman oyunu. Ego var yine gördüğüm. Hırs yapmış bir şeyleri ama bu kişinin size bağımlılığı da söz konusu. Ne kadar uzak durmaya çalışırsa çalışsın. Burada bu toksikliği çözmeye çalışın bence bir şekilde. Yine ekstra bir sizi seviyorum diye de bakacağım. Tutkusu çok yoğun. Ama böyle hep şey var, böyle hani merak ettirmeye çalışarak, ondan sonra böyle ucundan böyle sanki bilerek bir konuşma isteği içerisinde. Belki buluşmak istiyor olabilir ama bunu söylemiyordur da ucundan yapıyordur. Böyle birazcık sanki size böyle gıcık yani böyle flörtöz ama nereye gittiği de belli olmayan şeylerle gıcık etmek isteme davranışı da hissettim burada duygularında size. Tutkusu çok yoğun, duyguları da çok yoğun. Onun hayallerindeki gibi bir kadınsınız ama bir de burada araya bazı dedikodular da girmiş gibi gözüküyor. İş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden. Bu kişinin iş hayatından birileri olabilir, iş arkadaşları olabilir, yöneticisi, aile içerisinden birileri olabilir. Ve sanki bir tarafta oradaki dedikodular, bir tarafta siz böyle arada kalmış gibi de gözüküyor duygusal dünyasında. Ezan okunsun söyleyeceğim. Ben şunu hissettim. Bu kişinin iş hayatından birileri sizin aranızdaki ilişkiyi bilmiyor olabilir. Ama işkillenmiş olabilirler. Burada belki böyle bir dedikodu durumu da söz konusu olabilir. Ve burada ya böyle birazcık şey hissettim. Hani o sizin aranızda bir şey mi var, bir ilişki mi var hani falan gibi böyle bazı konuşmalar yaşanmış olabilir. Burada bazı kişiler ileri geri konuşmuş olabilir aranızdaki durumla ilgili. Herkes olmasa da birazcık o yüzden de geri çekmiş olabilir sizi bu kişi, kendisini sizden geri çekmiş olabilir. Ama size duyguları ve tutkusu da çok yoğun. Hatta tutku daha yoğun diyebilirim. Şu an ama egosantrik böyle gevşek enerjilerde gözüktü. Ona da dikkat edin. Yani onu da çok romantize edemeyeceğim. Aile bakın. Güveniyor bu kişi size de sanki böyle bir şey girmiş araya. Belki de siz bir şeylerden huzursuz olduğunuz, bir içsel kargaşa yaşadınız burada gördüğüm ve bir bitiş belki bununla birlikte geldi. Bunun için de üzgün ama bunu düzeltmek için de bir şey yapmıyor gibi bu kişi. Belki birilerine soruyor olabilir, anlatıyor olabilir. O anlattığı kişilerin de bu kişiye sizinle ilgili elle tutulur, gözle görülür bir tavsiye verdiğini de görmedim. Yani. Sizin bu kişiyi kandırdığınızı, kullandığınızı, aldattığınızı falan bile düşünüyor olabilir. Ya da bu kişinin çevresindeki kişiler o kadın zaten sana böyle yapardı falan filan diye olabilir. Sen de ona göre şeyler yap falan gibi. Şu an çünkü duygu dünyasında sanki böyle sizi çok değerli bir konumdayken siz artık kötü bir konuma koymuş ve öyle mi? Madem öyle bir davranış istiyorsun o zaman ben de oynarım seninle gibi bir şeyi var bu kişinin. Böyle yılışık. İşte bunlar hep iletişim eksikliğinden biliyor musunuz? Yani iş hayatında da böyle, ilişki dünyasında da böyle bir yerde bir şey oluyor. Bir düğümlenmeye başladığında bir şey, o düğümün hemen çözülmesi gerek ki o büyümesin. Yani aile içerisinde bir görüşme, buluşma bile istiyor olabilir. Ailesiyle sizi, iş arkadaşlarıyla sizi konuşuyor olabilir. Sizi seviyor aslında da şu anda işte kılıç kralı. Stratejik bir modda bu kişi. Bir de çok her kafadan iş arkadaşları falan özellikle çok dedikodunuz dönüyor olabilir bakın. Ama gibi hani burada gördüğüm. Sanki bu kişinin sizinle ciddi ilişkiyi yaşayacağına inanmıyor gibiler bu kişiler. Ya da hani aranızda yaşanan sürece göre bitirdiyseniz falan belki bu kişiye diyorlar ki o zaman sen de ona göre davran falan gibi şeyler söylüyor olabilirler bu kişiye. Yani bir kalp acısı söz konusu burada. Bir de bu kişi sizi başka bir eril enerjiden kıskanıyor olabilir ama belki kılıç ikilisiyle sizin haberiniz bile olmayabilir. Olası gelecek enerjisi, davranışları ne olabilir bu kişinin? Çok karışık gözüktü ama enerjisi. Olası gelecek davranışları size bu kişinin ne olabilir? Ne görüyorum biliyor musunuz? Bu kişi bir eril enerjiyle konuşabilir, görüşebilir. Bir şeyleri bir eril enerjiye danışabilir ve bu eril enerjiyle bir şeyleri yoluna koyana kadar ben size adım atmayabileceği enerjileri görüyorum. Gözü yine üzerinizde olabilir, stalklayabilir, gözetleyebilir, bazen laf sokabilir, o tarz paylaşımlarda bulunabilir. Ama bu kişi bir eril enerjiyle bir süreci var. Belki aile içerisinden birisi olabilir bu kişi ve o süreç netleşene kadar belki bir mahkeme olabilir. Bu süreç netleşene kadar biraz maddiyat bağlantılı bir şey de gözüküyor burada. Size biraz uzak ama temkinli ve hani daha mesafeli ama gözünün de üzerinizde olduğu şekilde davranabilir. Bu kişinin ben adım enerjisini görmedim. Daha çok kendi hayatında bir eril enerjiyle bir anlaşma, uzlaşma ya da bir şeyleri yoluna koymaya çalışma süreci içerisine girebilir diyor kartlar. Kendi hayatıyla ilgili. Ya bir de şey hissettim açıkçası. Bakın yine hep şeytan ve tılsım üçlüsü. Sizinle ilişki yaşaması onun iş hayatını nasıl etkiler? Evet. Yani beklediği bir şey var gibi burada. Sizinle ilişki yaşamak için önce böyle birisiyle bir anlaşma, uzlaşma sağlamaya çalışabilir gördüğüm. Ondan sonra bakalım adım atacak mı? Yani bu süreç biraz uzayabilir diyor kartlar. Tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Bence bu hep Ay Oğlak'tan biliyor musunuz? O dolunay bir de 2 kez yani. Enerjiler ne güzel kaç aydır gözüküyordu. Bireysel açılımlarda da görüyorum onu. Ama o da bir şey anlatıyor işte. Yani olası gelecekte bir adım enerjisi görmedim. Özetlemek, toparlamak gerekirse. Daha çok birisiyle bir anlaşmaya, bir eril enerjiyle bir anlaşma, bir güven ortamı oluşturmaya çalışabileceği gözüktü. Sanki sizinle ilişkisini belki kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bir eril enerjiye göre şekillenebileceği gözüktü sizinle ilgili. Peki siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Size kartların tavsiyeleri, mesajları ne? Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Size kartların tavsiyeleri, mesajları ne? Akıllı ol senin aklını alırım şarkısı arkada çalmaya başladı. Kılıç kraliçesini görünce. Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Akıllı davranmalısınız. Kılıç kraliçesi ve mahkeme kartı ve siz bir karar vermelisiniz. Burada gördüğüm. Bazılarınız için bu kişi belki evli olabilir ya da aile içerisinde sıkıntılı süreçlerden geçen birisi olabilir. Bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. İşte Ay Oğlak. Oğlak Dolunay'ı. Hep bakın acı verici gerçekler ortaya çıkıyor diyor. Kolektif açılımda da. Bireysellerde de bunu çok gördüm dönüşlerde insanlarda. Bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kişiyle ne kadar gelecek yaşayabilirsiniz? Geleceğiniz var mı? Daha çok ben mesafe koyup kendi gelişiminiz, kendi hayatınız... Tamamen mantıkla ve gerçekçi bakarak bu şekilde ilerlemeniz gerektiğini görüyorum. Bir de ben şunu da hissettim. Hani bazılarınız belki bir konuşma da yapabilir. Açıkçası hani ne bu tavrın, ne derdin, hani ne bileyim. Üzgün gözüküyorsa, mesafeli gözüküyorsa bir şeyleri sorabilirsiniz ama daha akılcı bir şekilde burada gördüm. Çünkü bunu sorduğunuzda belki bazı gerçekleri de öğrenebilirsiniz. Yani böyle bir araştırma, bir sorgulama, bu kişiye belki bir şeyleri sormak da bazı gerçekleri açık şekilde görmeniz açısından size katkı sağlayabilir. Burada özellikle dişillerde görüyorum. Hani böyle bir şey sorabilirsiniz, öğrenmeye çalışabilirsiniz bu kişiyle ilgili. Direkt bu kişiye sorarak. Bu sizin kafanızı daha netleştirebilir. Çünkü sizin kafanızın netleşmesi gerek. Size tavsiye, mesaj bu. Evet. Çok kararsız olabilirsiniz siz bu kişiyle ilgili çünkü. İstiyor mu, istemiyor mu? Askıya almış olabilir. Ne yaptığı belli olmayabilir. Sanki böyle bir konuşma, bir görüşme ya da hani ne derdin senin? Ya da sıkıntı ne burada? Ne oluyor? Hani... Böyle böyle dedin, böyle böyle yaptın falan. Yani böyle bir şeyleri netleştirebilecek bir konuşma yapmak da sizin için iyi olabilir. Burada bazı gerçekleri belki bu kişinin hayatındaki üzücü süreçlerle ilgili de öğrenebilirsiniz. Ve bu da sizi şu aşamaya getirebilir. Bu kişiyle bir gelecek var mı yok mu? Ona göre yolunuzu çizebilirsiniz. Ya bazılarınız belki bu kişiyle devam etmeye de karar verebilir. Bazılarınız bambaşka seçeneklere de şans verebilir. Kolektif açılım sonuçta. Ama bir şeylerin netleşmesi gerekiyor. Bu kişi netleştirmiyorsa sen netleştir ki yoluna bakabil, yolunu çizebil diyor kartlar. Sor yani. Sormaktan çekinme bazı şeyleri. Size mesaj o. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili enerjisi kupa dörtlüsü. Burada siz ona küsmüş ya da o size küsmüş olabilir. Aranızda şu anda bir iletişimsizlik söz konusu olabilir. Bu kişi şu anda isteksiz, hayata karşı da böyle bir küsmüş oynamıyorum, hani küste oynamıyor gibi bir modda. Kupa dörtlüsüne ben hep şımarıklık derim, bilirsiniz. Burada birazcık ben hani böyle melankolik, ne istediği hani şunu yapalım, bunu yap, yani böyle bak bu enerjiden şöyle çıkabilirsin. Hani böyle kupa dörtlüsü böyle bir enerji birazcık. Hani sinir bozucu o yüzden. Bak hayat ona diyor ki bak sana ne güzel fırsat sunuyoruz. Bakmayacağım, bana ne, görmüyorum falan. Hani daha önce de gelmişti, ne oldu ki sanki. Böyle şey hani gıcık bir modda şu anda. Bazı fırsatları görmediği, daha çok böyle küskünlük, melankoliklik, şımarıklık içerisinde gözüktüğü güncel enerjisinde. Belki ikiniz de birbirinize küsmüş de olabilirsiniz şu anda. Aslında sizin onun için güzel başlangıçlar yapabileceği bir fırsat olduğunu görmek istemediği bir süreçte gibi. Harekete geçmek istemiyor sanki. Görmezden geliyor gibi. Yani Seda Sayan'ın kalk git bir adam kupa dörtlüsüne söylenebilir. Negatif kötü şeyler diyelim yine de. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri ne? Hep tılsıması çıktı bakın 3 destede de. Yani bu size gerçekten değer verildiğini söylüyor aslında. Ama işte bu değeri ne kadar değerlendirebiliyorlar, ona uygun davranabiliyorlar. 3 destede de çıktı bakın tılsıması. Düşüncede çıktı hem de galiba üçünde de. O kadar da karıştırıyoruz gözünüzün önünde. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu kişi sizi özlüyor. Bu kişi sizi çok saf, masum birisi olarak görüyor. Ve aslında ben birazcık şunu hissettim. Aranızda bir şeyler çok daha kaliteli, çok daha sağlam başlayabilecekken burada bir şey olmuş sanki. Bir değişim, dönüşüm, bir bitiş, bir şey yaşanmış, bir kopukluk ve bunun ardından aranızdaki süreç sanki ben şey hissettim burada. Ya da bu kişinin düşüncesinde şu var. Siz ona eskiden daha çok değer veriyordunuz. Ama siz daha sonra bir değişim dönüşüm yaşandı. Sizin değiştiğinizi düşünüyor bu kişi. Evet, hala onun gözünde saf, masum, duygulara sahip birisiniz. O da aynı şekilde size çok değer veriyor. Ama şu anda siz ona eskisi kadar değer vermiyorsunuz. Ve o da sanki geri çekilip böyle bunu gözlemlediği, bunları gözden geçirdiği bir süreç içerisinde. Sizi özlüyor olabilir ve eskiden ona verdiğiniz değeri sanki görmek istiyor. Bunu işte eskiden şöyle yapıyordu ama şu an daha azını yapıyor gibi bir enerji içerisinde olduğu gözüküyor. Aranızda iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular söz konusuysa da belki bu kişiye eskiden daha fazla belki para veriyordunuz, ödeme yapıyordunuz ya da belki bir iş anlaşmanız vardı. Belki şu anda daha az ya da daha böyle belki o dozu artırdınız. Ya da belki çok güveniyordunuz, iş bağlantısı varsa belki, ya da belki işte görüşüyorsunuz, şimdi daha az görüşüyor olabilirsiniz. Eskiden belki daha çok iş yapıyordunuz, şimdi daha az iş yapıyor olabilirsiniz. Ya da belki eskiden ona daha çok şey soruyordunuz, ona değerli hissettiriyordunuz, değer verdiğiniz, ama sonradan sanki diyor ki değişti ve şimdi daha az şey soruyor, daha az şey gösteriyor bana, daha az ilgi alaka gösteriyor. Ha, yine kötü niyet görmüyor davranışınızda ama böyle bir azalma olduğunu hissettiğini ve eskideki, geçmişteki o daha çok değer görme durumunu özlediğini söylüyor düşüncesinde ve sizi çok fazla stalkluyor olabilir, gözlemliyor olabilir. Eski haliniz, şimdiki haliniz, bunları da çok kıyasladığı enerjiler gözüküyor sizinle ilgili düşüncelerinde. Aranızda bir parasal, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konu görüyorum burada açıkçası. Ve sanki siz belki ona bir hediye verecektiniz ya da bir ödeme yapacaktınız, bir sözleşme yapacaktınız. Sanki bunu bozmuşsunuz ya da bunun daha azını şu anda ona veriyorsunuz ya da yapıyorsunuz gibi bir düşüncesi de gözüktü. Çünkü çok tılsım kartı geldi. Bakın burada da tılsım 8'lisi. Yani çok iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, sizden ona gidebilecek, daha çok dişilerden erilere gidebilecek sanki bir somut olarak gerçekten para ya da sözleşme gibi bir şey de hissettim. Ne bileyim, bir anlaşma yapacaksınızdır belki. Onun değerini düşürmüş olabilirsiniz burada. Yani o daha çok şey görmeyi beklerken sonra o tılsım prensine dönüşmüş gibi burada. Birazcık bununla ilgili de bir şeyi var sanki. Hani geçmişteki gibi olsun işte durumu var. Seviyor mu bu kişi bakalım sizi? Değer veriyor bu kişi size. Bunu hissediyorum. Ama bakalım bir seviyor mu? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişi size karşı ne hissediyor, duyguları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Yani bir bitiş, bir değişim dönüşüm. Bakın değişim dönüşüm. Değişim dönüşüm. Bir şeylerin aranızda değiştiği bir süreçten geçmişsiniz ve burada ben şunu hissettim. Bu değişimle birlikte belki dişil enerjiler çok vericiydi. Çok değer veriyorlardı. Sanki böyle bir değişim dönüşüm yaşanmış ve dişil enerji kendini bir tık geri çekmiş. Ama bu geri çekmeyi ben tamamen bağlantı koparmak gibi görmedim. Şöyle bir geri çekiş. Eskiden daha çok değer veriyorken şimdi onun çok daha azını göstermesi gibi dişil enerjilerin bir şey hissediyorum. Hani biraz da sen ver bakalım. Bakın burada kupa kraliçesi bekliyor. Yani onun duygu dünyasında, özellikle eriller için söyleyebilirim. Eriller şunu diyor. Artık o benden bir şey bekliyor. Yani eskisi kadar bana şartsız, koşulsuz, yani biraz alma verme dengesine dikkat etmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde gibisiniz. Yani iş, kariyer bağlantılı bir süreciniz de varsa, daha duygusal bir süreciniz de varsa, burada duygu dünyasında şunu söylüyor bu kişi. Artık o benden bir şey bekliyor. O benden adım bekliyor. Belki bir barışma adımı bekliyor olabilirsiniz ve bu kişi de sizinle barışmak istiyor. Ya da eskisi gibi aranızın güzel olmasını istiyor. Bir yolculuk yapmak, yanınıza gelmek, bununla ilgili istekleri de söz konusu olabilir. Birlikte vakit geçirmek istiyor. Burada gördüğüm. Sizi bir yere götürmek istiyor olabilir. Belki doğal güzellikleri olan bir yere gitmek istiyor olabilir. Duygu dünyasında sizinle yan yana olma isteği var bu kişinin. Çünkü bir şeylerin değiştiğinin farkında ve sanki böyle şey var burada, ben hissettim. Kaybetme korkusu. Yani tamam, ben mesajı aldım. Şimdi sana ilgi alaka göstereceğim. Ne beklediğinin farkındayım ve barışı, huzuru, uyumu aramızda sağlayacağım ayağa kalkıp. Bitmesine izin vermeyeceğim. Barışacağım, barışmak istiyorum seninle. Çünkü seninle huzur buluyorum. Birlikte vakit geçirmekten de birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyorum. Yani seni bu hayat yolculuğunda, hayat yolunda ya sanki bakın bu arabada yanında sizi görmek istiyor. Bakın değnek dörtlüsüyle de. Yani o metafor üzerinden anlatmak gerekirse o hayat yolculuğunda o arabanın yanında siz olmalısınız. Yani o hayatı birlikte aslında sürdürmelisiniz. Böyle bir isteklilik içerisinde ya da bir sevgililik durumunuz yoksa iş üzerinden böyle bir şeyi sürdürmek isteme durumu içerisinde. Belki bir dönüşüm süreci geçirdiniz. Burada tekrar böyle hani bir araya gelip bir şeyleri halletmek, sürdürmek, ilerletmek istiyor. Aranızdaki iş ilişkisi ise de eğer. Onun için siz besleyici bir kadınsınız. Ama şu an kendinizi geri çekmiş ve ondan bir şey bekliyorsunuz. Bunun çok farkında ve bilincinde. O da diyor ki tamam ben bunları yapacağım. Hani aramızdaki dengeyi sağlayacağım. Üzerime düşeni yapacağım seni kazanmak için. Birazcık şey de hissettim. Çünkü o besleyiciliğiniz ona iyi geliyor. Ona şifa veriyor. Ona huzur veriyor. Bir de birlikte çok denk olduğunuzu, çok uyumlu olduğunuzu da hissediyor bu kişi. Güçlü hissediyor sizinleyken. Yani sanki böyle her şeyi halledebilir, her şeyi yapabilirmiş gibi hissediyor. Aranız açıksa da barışmak istiyor. Yani direkt olarak zaten. Ve bir yolculuk teması gözüküyor burada. Birlikte sizinle yapmak istediğim. Yanınıza gelmek, sizi bir yere götürmek gibi. Peki olası gelecek enerjisi sizinle ilgili. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olası gelecek enerjisi adım atacak mı? Olası gelecekte aklınızdaki kişi size nasıl davranabilir? Olası gelecekte birazcık sinirlenebileceği enerjiler gözüktü. Ve bu sinirinin sebebi de sizin bir şeyleri kafanıza çok takmanız olabilir. Patavatsızca bir davranış yapabilir. Sonradan kendisi de çok pişman olup üzülebilir. Olası gelecekte ben dişil enerjilerin çok öz sevgi, öz saygı, öz güven enerjisinde olabileceğini görüyorum. Birazcık dişil enerjiler kendilerini geri çekebilir. Hani burada da demiştik ya onu. O geri çekme enerjisine devam edebilirsiniz. Hani ben kendi hayatımdayım, mutluyum, huzurluyum ama içten içe de sanki bu kişi de biliyor gibi. Hani bir şeyleri kafanıza taktığınız için böyle güçlü gözüküyorsunuz dışarıdan. Bir yerden sonra sanki bir şeye sinirlenip hani yeter be koyduğun bu mesafe gibi bir şeyle. Hani nasıl diyeyim hani o egosal görebilir bu durumunuzu ve size böyle bir patavatsızlık yapabilir. Bir şey söyleyebilir belki sert. Ama sonra kendisi de buna çok üzülebilir. Pişman olabilir. Hani keşke onu yapmasaydım, keşke onu söylemeseydim gibi burada gördüğüm kartlarda. Ama aslında bu davranışıyla sanki söylemek istediği şey seni seviyorum ve sana değer veriyorum gör artık gibi bir şey. Çıkışma gibi bir şey ama bunu söylemeyebilir. Yani bir şeye sinirlenebilir ve sonra kendisi de üzülebilir buna. Ama o sinirinin ardındaki şey size verdiği değeri söyleyememesi ve belki söylemeden sizin anlamanızı beklemesi ama sizin anlamayıp işte böyle hani ben kendi hayatımda işte dik duruşlu duruyorum demeniz. Hani ama böyle şey hani bir yakınlaşma bir türlü olamaması gibi. Hani o gerginlikten bir gerginlik gözüktü burada. Yani mesafeden kaynaklı. Belki bu bir süre aranızı açabilir sizin. Ama sonradan bu kişinin belki arayıp, belki görüşmek isteyip, gönlünüzü kazanmak isteyebileceği, adımlar atabileceği enerjilerde çıktı. O sizin bir şeylere ego yaptığınızı düşünüyor. Ya da olası gelecekte siz birazcık dozu artırıp, fazla ego yapıp fazla böyle hani sensiz de mutluyum, huzurluyum havalarına girebilirsiniz. Bu durum bu kişinin canını yakabilir. O yüzden o da sizin canınızı yakabilir belki öfkeyle. Yine ipte diyeyim. Yani bazı davranışlarınızı onu kıskandırmaya çalışmak ya da hani sensiz de mutluyum, huzurluyum. Sen istediğimi yapana kadar işte böyle hani bir elim yağda bir elim balda mod çiziyorum. Yani o sanki diyor ki ben neden böyle yaptığını biliyorum gibi. Hani o biraz ona mesafeli ama göz saygı, özgüvenli duruşunuza karşı biraz sinirli olabilir o yüzden. Onun sebebi de şu: seviyorum ama görmüyorsun. Ve hani bir tavırlar, bir havalar, bir afralar, bir tafralar böyle, sonra kendi de üzülebilir ve bir süre bir şey böyle bir belki küslük gibi ama sonradan tekrar duygularını çok net bir şekilde açıp sevdiğini söyleyip barışmak da isteyebilir, görüşmek de isteyebilir çektiğimiz ek kartlar da. Bir iş bağlantınız gözüküyor ama bu kişiyle. Aranızda çok yüksek ihtimal bu desteği seçenler. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, resmiyet bağlantılı bir süreciniz gözüküyor. Yani kaçak göçek oynamak var burada birazcık. Net olmayan tavırlar. Ve ona karşı da dişillerin hani madem öyle o zaman ben de kendimi geri çekiyorum. Biraz da sen bir şeyleri düzelt deme durumu. Ya bu kişi adım atar, atabilir de dediğim gibi yani burada yine bir kırgınlık. Hani neye takıyorsun bu kadar ya da ne bu havalar gibi bir şey hissettim. Sonra kendi de üzülebilir ama. Sonradan zaten böyle bir iletişimsizliğin ardından özür dilemesi ya da belki duygularını çok açık bir şekilde ifade etmesini de yaşayabilirsiniz. Tabii ki olasılıklar doğrultusunda. Yine negatif kötü şeyler ipte diyelim. Şimdi siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için olasılıklar doğrultusunda tabii ki. Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Kartların size bu kişiyle ilgili tavsiyesi, mesajları ne? Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Eğer bu kişiyle ilgili iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden bir karar vermeniz gerekiyorsa, çünkü çok maddiyat enerjisi, çok tılsım enerjisi çıktı. Bu kararı biraz beklet diyor kartlar. Acele etme şu anda. Bir de kendi maddiyatınıza dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Maddiyatınız, yani bu kişiyle ilgili sanki kartlar diyor ki acele etme. Eğer başta da demiştim ya, parasal bir şey gördüm çünkü. Mesela bu kişiye diyelim ki bir miktar para vereceksiniz ya da belki bu kişiden hizmet alıyorsunuz. Kartlar diyor ki yani acele etme, bekle. Kendini zor duruma sokabilecek, sırf bu kişiyle görüşmek için, sırf bu kişiyle yüz yüze gelebilmek için, buluşabilmek için kendi maddi imkanlarını zorlama. Kendini zorlama burada. Yani bazı kararlarını iyice etraflıca düşünüp bakış açını değiştirip öyle alman gerekiyor. Bir de tılsım prensi. Belki siz bu kişiden yaşça küçük ya da belki bu kişiden danışmanlık alıyor olabilirsiniz. Bu kişiden bir şey öğreniyor olabilirsiniz. Ya da iş hayatında o belki sizden daha tecrübeli birisi olabilir. Maddiyat üzerinden bir ilişkidense duygusal bir ilişki kurmayı öneriyor kartlar burada size bu kişiyle ilgili. Kılıç kralı olarak da geldi zaten. Bakış açını değiştir ve bu kişiye birazcık daha duygusal yakınlık sağlayabilmek üzerine yaklaşabilirsin diyor kartlar. Ama belki siz böyle yaklaştığınızda da bu kişi size hiç yüz vermeyebilir. Ben ne görüyorum burada biliyor musunuz? Açık konuşacağım. Kılıç kralıyla geldiği için bu kişi belki danışman olabilir, psikolog olabilir, öğretmen olabilir, hoca olabilir, eğitmen olabilir. Burada ben şunu hissediyorum. Kartlar size şunu söylüyor. Belki bu kişiye ödeme yapıyorsanız, para veriyorsanız, kartlar diyor ki bir dur bakalım. Yani belki sırf bu kişiyi görmek için, sırf bu kişiye duyguların olduğu için bu kişiye sürekli bir şey verme telaşındasın. Ama bir de duygusal yaklaş, bir de duygusal paylaşımlar yaşamaya çalış. Bakalım gerçekten bu kişinin niyeti o duygusallığa sahip mi? Ya da iş dışında belki paylaşımlar yapmaya çalış. Bakalım ne yapacak? Bu arada bunu şunun için söylüyorum. Bu tavsiye şunun için. Belki de siz bu desteği sadece aranızda iş bağlantısı olan ya da danışmanlık bağlantısı olan birisi için seçtiyseniz eğer, kartlar burada aklını başına devşir, aranızdaki sadece iş ilişkisi diyor. Ama eğer diyorsanız ki hayır, aramızdaki sadece iş ilişkisi değil, bana duygusal da yaklaşıyor, o zaman kartlar sana diyor ki bu kişinin maddi menfaatleri olabilir senin üzerinden. Sana duygusal da yaklaşıyorsa, sana umut verecek davranışlarda da bulunuyorsa, sen bir o maddi konuları bir askıya al ve sadece duygusal yaklaş bakalım. O zaman ne yapıyor? O zaman da gerçekten çok kırıcı, çok mesafe koyduğu, çok da böyle siz umurunda değil misiniz gibi davranışlar şahit olabileceğinizi söylüyor. O zaman gerçekleri görürsün ha işte diyor. Seni belki duygusal olarak kandırdığı ve manipüle ettiği gerçeğiyle acı bir şekilde yüzleşebilirsin. Yani ben biraz şey hissettim burada. Bazı gerçeklerle yine mahkeme kartıyla. Başta yaptığım konuşma yani o kadar boşuna olmadığını gösteriyor ki bu üç açılımda. Sizin burada maddi olarak özellikle ya da iş, kariyer, para bağlantıları üzerinden aşırı verici olmayı ya da biraz bırakmanız gerek. Daha samimi bir yaklaşım kurmaya çalışın. Bakalım ona ne tepki veriyor. Ona vereceği tepki de burada birazcık sert olabilir. Ama bazılarınız için pozitif de olabilir. Kolektif açılım, bir dene diyor kartlar. Yani sürekli iş bağlantısı gibi değil de bir tık daha yakınlık kurmaya çalıştığında bakalım ne yapıyor. Buradan da seninle menfaati için mi birlikte, yoksa gerçekten seni sevdiği için mi birlikte, bunu anlayabilirsin. Ama dediğim gibi kendinizi de kandırmayın. Bu belki de bazılarınız için sadece iş bağlantınız olan birisi olabilir. Yani belki bu kişi size sadece iş arkadaşı olarak görüyor. Belki sadece ne bileyim danışmanı olarak görüyor. Ve siz kendi kendinize belki duygusal bir paylaşım aşamasına getirmeye çalışıyorsunuz. Yani bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Kendinizi zor durumlara sokmadan önce. İlgi alaka dilenme modundan çıkmanız gerekiyor. Aranızdaki iş bağlantılarını kullanıp bu kişiden sürekli ilgi alaka almaya çalışma acizliğiyle yüzleşmeniz gerekiyor. İçinizdeki o sevgi eksikliğiyle yüzleşmeniz gerekiyor. Samimiyet kurabileceğin birisi mi, yoksa yani o duygusal bağlantıyı yaşamayacağın ve sana o gözle bakmayan birisi mi? Bunu kendi içinde ölçüp biçip tartman gerekiyor diyor kartlar. Ve öyle birisi değilse de sürekli verici olarak 2 gram ilgi göreceksin diye sürekli peşinden koşma diyor kartlar. İş bağlantısı üzerinden bir durumunuz söz konusuysa özellikle. Belki de bazılarınız için bu kişi evli falan bile olabilir. Yine negatif kötü şeyler iptal diyelim. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Negatif kötü şeyler iptal. Üçüncü deste dediğim gibi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.